Herkese merhabalar. Haftalık bilgi rehberliğinde yine sizlerden gelen yorumları cevaplamaya devam ediyoruz. Sizlerden gelen çok değerli bir yorum var. Diyor ki hocam alan seçimi ile alakalı bize net bilgiler verin diyor. Bugün size alan seçimi ile alakalı çok net bir tablo çizeceğiz. Ne yapmanız gerektiğini ne yapabileceğinizi anlatacağız. Ve bununla alakalı ayrıca ekstra videolarımıza gelecek. Şimdi isterseniz hemen habire başlayalım. Sonra da alan seçimi ile alakalı sizi yönlendirmek için önemli bilgiler sunalım. Şimdi haftanın motivasyon sözüne baktığımızda Roy Bennett diyor ki en zor zamanlarınız genellikle Hayatınızın en iyi anlarının kapısını açar. Devam edin. Zorlu durumlar en sonunda güçlü insanlar yaratır. Gerçekten de gecenin en karanlık anı sabaha en yakın olan andır arkadaşlar. Bir işte zorlanıyorsanız, bir iş yaparken of artık yoruldum ya diyorsanız artık başarı sizi bekliyordur. Güzel günler, güzel dakikalar, güzel sonuçlar sizi bekliyordur. Dolayısıyla kolay kolay elleriniz cebinizde başarı merdivenlerini tırmanamazsınız. Şu anda eğer bir sıkıntı çekiyorsanız emin olun ki ilerideki rahat günler için. Haftanın atasözüne baktığımızda akıl yaşla değil başlıdır görüyoruz. Yani akıllı olmanın yaşla ilgisi yoktur arkadaşlar. Hatta size bir şey söyleyeyim burada itiraf edeyim. Sizler bizlerden daha akıllısınız. Çünkü bizler yani en azından ben kendim için söylüyorum. Ben sizlerden çok daha büyükken internetle tanıştım, cep telefonuyla tanıştım. Yani bizim yaşımız çok daha büyüktü o zaman tanıştık. Ama sizler daha 5 yaşında hatta küçükken ağlamayın diye belki anneniz veriyordu size cep telefonunu oyna, oynamanız için veyahut da işte Google'a girmeniz için. Dolayısıyla sizler Google'la, sosyal medyayla, teknolojiyle, bilgiye hızlı ulaşmakla bizden daha hızlısınız, daha öndesiniz. Ve dijital bir dönem ileride sizi bekliyor. Dolayısıyla çok hızlı videolar, çok hızlı konuşmalar, çok hızlı bilgilendirmeler, çok hızlı bilgiye ulaşmalar sizin için çok normal bir şey. Dolayısıyla ben şimdiki nesli yani genç nesli çok daha zeki ve çok daha hızlı düşünebilen nesil olarak görüyorum. Bizler de tabii ki tecrübeliyiz. Bizlerin yaşadığı şeyler var. Hani ben de çok da yaşlı değilim tabii. Bir anda sanki böyle 50 yaşındaymış, 60 yaşındaymış gibi konuştum ama bizler de tabii ki tecrübeliyiz ama sizler ya da bizler fark etmez. Bunu iyi bilmemiz lazım. Akıl yaşla değil başladır. Kendini geliştiren her insan akıllıdır. Şu da önemli tabii. Akla da başa yaş getirir. Şimdi haftanın kelimesine baktığımızda munisi görüyoruz. Alışıla gelen, alışılmış, yabancı olmayan ya da cana yakın, uysal, sevimli anlamına geliyor sözcük açısından. Haftanın doğrusuna baktığımızda yani iptal etmek anlamına gelen fes etmek böyle yazılmıyor arkadaşlar. Fes etmek diye bir şey yok Türkçe'de. Fesih etmek oradaki iyi ünlüsü düşüyor. Fes etmek oluyor. Şimdi bu hafta neler yaptığımızı söyleyeceğiz ama haftanın serzenişinde birazdan söyleyeyim alan seçimiyle alakalı çok güzel bir tablo sızacağım sizlere. Haftanın programına baktığımızda onun sınıfta 2021'i bitiriyoruz arkadaşlar. 2022'ye bomba gibi giriyoruz. Artık yeni bir seneye gireceğiz. Burada geçen hafta polinom kavramı ve polinom çeşitlerine baktık. Kontrol çaprağlaması ve eş baskınlık ve roman konusunu ve tarih full özeti işledik. Gelecek hafta çok alellik ve kan grupları karışımların sınıflandırılması ve çözümlü olayını öğreneceğiz kimyada. Biliyorsunuz ki bu programlama çok önemli. Hangi gün, hangi videoyu Hangi ödevlerle size sunacağımızı biz tek tek sizlere sunuyoruz. Planlı çalışmanıza destek olmaya çalışıyoruz. Burası önemli. Şimdi gelelim haftanın serzenişine yani sizin esas beklediğiniz soruya. Hocam alan seçimiyle ile ilgili bilgilendirme yapar mısınız demiş e, Yılmaz Karakuş. Arkadaşlar öncelikle çok çok önemli ki bizim alan seçimimizde tabii ki en önemli şeyi belirleyen şey istek arkadaşlar. Şöyle öncelikle şuraya alan yazıyorum. Bakın alan yazıyorum. Alan dediğimizde önümüzde kaç tane bilgi var? Birincisi sayısal var. En popüler olanı. En fazla meslek, en fazla alan burada gibi gözüküyor. En fazla üniversite bölümü. Ardından eşit var ki bu doğru bir bilgi değil. Bu bir hurafe. Ardından sözel bölüm var arkadaşlar. Sözel. Ardından da dil bölüm var. Bu dördü de sizler için çok değerli. Bunların herhangi birinden mezun olarak, herhangi birinde okuyarak Türkiye'de çok başarılı insanlar olabilirsiniz. Yani dilci olduğu için başbakan olamadı. Böyle bir şey olamaz. Dilci de, sözelci de, eşitsalcı da, sayısalcı da çalışırsa, gayret gösterirse hem maddi yani parasal mutluluktan bahsediyorum, hem de manevi çok mutlu olabilir. Dolayısıyla burada sizin için en önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, bakın bunu kırmızı yazıyorum. İstektir arkadaşlar. Eğer sen fizik, kimya, biyolojiyi sevmiyorsan, tiksiniyorsan benim gibi sözelci olabilirsin ya da eşitsalcı olabilirsin. Ama tarih, coğrafyayı sevmiyorsan bizim Mehmet Hoca gibi. O zaman da sayısalcı olursun. Bu kadar basit. Ama ne olursan ol mutlu olacağın işi yapacaksın. Bak ikimiz de öğretmenlik yapıyoruz. Dolayısıyla sayısalcı ya da sözel olman, sayısalcı ya da sözelci olman, eşitarlıkçı ya da dilci olman bir şey değiştirmez. Sen öncelikle isteğini yapmalısın. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bir daha önemli bir şey daha var ki o da meslektir. Bunun hatta kahverengiyle yazayım. Bu alanlardan sonra sizi meslekler bekler. Bakın meslekler bekler. Bu meslekler de şunlar değildir. Doktor, mühendis, Hemşire, savcı, avukat hayır hayır benim meslekten kastım sizi ya kamu meslekleri bekler yani devlette çalışacaksınızdır oh maaşı biraz azdır ama sağlamdır yani hiçbir şekilde risk yoktur. İşten atılma riskin ya da böyle ne bileyim böyle mobbing yani senin iş yerine birini sıkıştırma riski yoktur. Kendi işine girersin sağlamdır devlet memuru olmak en rahatıdır diye düşünürler. Özel sektör vardır. Burada biraz daha fazla kazanç fazladır ama riskler de vardır. Böyle gerçekten ayağını kaydırmaya çalışabilirler. Çok gayret göstermen gerekir. Ya da kendi işini yapabilirsin. Kendi işini yapmak da ayrı bir keyiftir. Burada da risk çok daha fazladır. Niye biliyor musunuz? Çünkü kendi işin olduğu için çalışanlarının maaşını vermen gerekir, sigortasını yaptırman gerekir. Yani her şeyden sorumlusundur. Sadece iş olmuyor deyip gidemezsin. Çok dikkatli olman gerekir. Ama aynı zamanda kazancı da çok tatlıdır. Yani ne özel ne kamu kendi işin kadar sana para kazandıramaz. Riski de fazla kazanç da fazla. Burada da kamudan daha fazla eriksin kazanç daha fazla. Dolayısıyla böyle bir durum vardır meslekler açısından. Ama gelelim esas kısma hedef kısmına. Sizin hedefiniz önemlidir arkadaşlar. İlerideki meslekler açısından söylüyorum. İleride Akademisyen olmak isteyebilirsiniz. Akademisyen olmak istiyorsanız yani ben ders çalışacağım. Ömrüm boyunca ders çalışmak istiyorum. Ben doçent doktor, profesör doktor olmak istiyorum. Üniversite öğrencine ders vermek istiyorum diyorsan burada senin ister devlet üniversitesinde çalış, ister özel üniversitede çalış. Kendi özel üniversitesini açamazsın tabii. O ayrı mesele. Açarsın da yani şu an için açamazsın. Akademisyen olmak istiyorsan burada ders çalışmayı göz alıyorsun demektir. Eğer ofis işi istiyorsan, ofis işi şu demek arkadaşlar. Yani kamuda da olabilir, bu özelde de olabilir. ...kendi işinde biraz zordur. Kendi işinde hafta sonunda çalışman gerekir. Ofis işinde arkadaşlar... ...Cumartesi pazarın tatilidir. Oh kebap yat, oh rahatım ben dersin. Hafta içi sabah giderim, akşam vazifemi yaparım... gözlerim kaparım, sonra kaçarım dersin. Bu da kendi işindir. Bir de kendi işinde çok olan bir durumdur bu 7-24 çalışmak. Yani sürekli işini düşünürsün. İşini sevdiğin için olabilir bu. İşin ağır olduğu için olabilir. Sürekli olarak çalışman gerektiğin için olabilir. Kazancı düşük olduğu için olabilir. Böyle sürekli gayret göstermen çalışman gerekir. Bu biraz zordur ama burada da kazanç yine fazladır. Bak sağ tarafa gittikçe kazanç artıyor dikkat ettiğin gibi. Dolayısıyla burada sizi bütün bunların arasında siz kendi yolunuzu belirlerken en fazla isteğinizi dikkat etmen gerekir. Yani ben sayısalcıyım ama özel sektörde çalışacağım ve özel sektörde ofis iş yapacağım diyorsan yani ben özel sektörde ofis iş yapacağım diyorsan bu durumda senin e, doktor olmak için çok fazla kasmana gerek yoktur yani. Çünkü doktor olduğunda ofis iş yapmayacaksın ki 7 24 çalışacaksın. Doktorun gece nöbeti vardır, doktorun ge geri gelmesi gerekir, şunu yapmaz. Bir sürü şey vardır. Dolayısıyla şu anda sizin esas yapmanız gereken ben akademisyen mi olacağım, ofis iş mi yapacağım, 7 24 mi çalışacağımdan önce devlette mi çalışacağım, özel sektörde mi çalışacağım, kendi işimi yapacağım lan daha önce. Burada bu derslerden hangisini sevdiğinize karar vermeniz gerekir. Bu derslerden sevdiğinize karar verdikten sonra bunlarla alakalı eğitimler alırsınız. 11. sınıfta vazgeçtiniz diyelim ki ben sözelci olmak istemiyorum dediniz. Eşit geçmek istiyorum. Ya da sayısalcı olmak istemiyorum. Sözele geçmek istiyorum dediniz. İmkansız ama bu durumda 11. sınıfta bir kez değiştirme hakkınız vardır. Ama sonuçta bir yola çıkmışsınızdır ve bu yolda gitmeniz daha doğrudur. Peki bütün bu derslerden sonra bu kısma geçerken en önemli şey istekse ikinci en önemli şey nedir arkadaşlar? Onu da yazıyorum buraya. O da ÖSYM'dir arkadaşlar. ÖSYM. Yani Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi. Burada ÖSYM bir sınav yapar. ÖSYM sınavları çok değerlidir. Yani sen Üniversite sınavına girersin. Eğer üniversite sınavını çok çok iyi yaptıysan iyi bir üniversiteye girersin. Sonrasında KPSS sınavları vardır. Yani kamu personeli seçme sınavı. Burada çok çok iyi yaptıysan devlette üst düzey memur olursun. Yani devlette 30 bin lira 40 bin lira maaş alıp da başlayan memurlar da var. Yani üniversite, üniversiteyi bitiriyorsun. Çok iyi çalışıyorsun. Bir hakim yardımcısı olarak işe başlayabiliyorsun. Hakimlik sınavlık hakimlik savcılık e, sınavlarına girebiliyorsun. Ya da BDDK sınavlarına giriyorsun. TMSF sınavlarına giriyorsun. Ya da özel sektörde ÖSYM sınavı yapmaz ama orada kendi gayretini göstermen gerekir. Ama orada yine şimdi çalıştığınız dersler, gayretler çok çok değerlidir. Yani matematikler, Türkçeler, kitap okumalar, yorumlamalar, hayal kurmalar çok çok değerlidir. Kendi işin için ise Bunların çoğu değersizdir yani. Kendi işini yapacaksan tabii ki okumak değerlidir. Tabii ki bilgili olmak değerlidir ama kendi işinde mutlaka işine iyi odaklanman gerekir. Yani işini iyi bilmen gerekir. Ha bunların hepsini kendi işini sonra da yapabilirsin. Yani devlet memurluğundan ayrılıp kendi işini yapan arkadaşlarım da var. Özel sektörden ayrılıp kendi işini yapan arkadaşlarım da var arkadaşlar. Şimdi ÖSYM sınavları. Burada en üste neyi koyuyorsunuz hocam derseniz en üste koyacağım şey yazıyorum arkadaşlar. En üstte olması gereken şey bellidir arkadaşlar. Bilgi yani tecrübe kazandıran şey. En değerli şey bilgidir arkadaşlar. Bununla alakalı hatta cebimde para var mı? Para da yok cebimde ama yine de göstereyim. Heh. 50 lira var. Fena değil. 50 liraya bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu 50 TL esasında bir kağıt olarak düşündünüz, Yani buraya bir telefon numarası yazacak bir kağıt olarak düşündüğünüzde şundan daha değersizdir. Yani şu kağıt var ya şurada gördüğünüz kağıt. Çünkü bu daha düzgün bir kağıt yazmak için. Bunun üzerinde böyle bir değişik bir yağlı bir doku var. Buraya daha fazla telefon numarasını daha rahat yazarsınız. Buna daha zor yazarsınız. Daha büyük de olmasına rağmen kullanışsız bir kağıttır bu paralar. Ama bu para bundan binlerce alır. Yüzlerce alır hatta. Niye? Çünkü bu bir kağıt para. Değerlidir yani. İşte sizin öğrendiğiniz bilgiler esasında birer para gibidir arkadaşlar. Onlara ya edemiyatta bu yazarın adını niye ezber? Ya yani biyolojide bana ne alelgen deniyor. Ya bana ne şundan dememeniz lazım. Onların her bir bilgisi sizin istediğiniz bölüme ÖSYM sınavlarına girip istediğiniz mesleği istediğiniz tarzda seçmenizi sağlar. O bilgiyi aklına tutarsın. Sınavda sen doğru yaparsın. Ben yapamam sen beni geçersin. Ve istediğin mesleğe ilerleyebilirsin. Dolayısıyla ya bu kağıt demeyeceksin. Bu bilgi demeyeceksin. O bilgileri iyi öğreneceksin. iyi kodlayacaksın. iyi hafızana kaydedeceksin. Ve ardından da ardından da o bilgiyi kullandığın için mutlu olacaksın. Yani bunlar hayatta ne işimize yarar diyorsun ya işte bunlar bu işinize yarar. Bunlar bu az önce gördüğünüz edebiyatta, tarihte, coğrafyada, fizikte, kimyada böylece gördüğünüz şeyler sizin doktor olmanızı yani isteğinize ulaşmanızı sağlar. Sizin mühendis olmanızı, sizin şair olmanızı, sizin edebiyatçı olmanızı, sizin öğretmen olmanızı sağlar. Ama ÖSYM sınavları sonrasında. Dolayısıyla her bir bilgi değerlidir arkadaşlar. Peki bütün bunların da ötesinde en değerli olan şey nedir hocam? Bilgi önemli diyorsunuz, istek önemli diyorsunuz, ÖSYM sınavları önemli diyorsunuz. Burası önemli diyorsunuz. Bütün bunların daha önemlisi dersimizin başına söylediğim şey arkadaşlar. O da sizler yepyeni bir kuşaksınız. Dijital dönüşüm çok çok önemlidir arkadaşlar. Ben bundan yıllar önce iyi bir Anadolu sesini okurken, e, tercihlerimi yaparken... Bana dediler ki işte ben Boğaziçi Üniversitesi'ne girmek istiyorum. Aa süper. ...işte ben e, akademisyen olmak istiyorum. Aa süper. ...işte ben öğrencilere ders anlatmak istiyorum. Aa süper. Ama gördüğünüz gibi dijital çağ beni geldi. YouTube'da bir hoca yaptı. Dolayısıyla dijital dönüşüme ayak uydurmanız gerekir. Ha ben bundan pişman mıyım? Hayır çok seviyorum. Sizler de dijital yani belki yarın bir gün okullar kapanacak arkadaşlar. Sadece dijitalden eğitim yapılacak. Belki yarın bir gün arabalar gidecek, uçan arabalar çıkacak. Bilemiyorum çok hızlı değişiyor. Ben lisedeyken cep telefonu yoktu. Yaşımı oradan tahmin edin yani 96 yaşında falan oluyorum şaka bir yana. Ben lisedeyken beni arkadaşlarım aradığı zaman annem açar telefon. Efendim evet Talha evde hemen vereyim isterseniz falan böyle saçma sapan bir ortam yani cep telefonum yok düşünsenize. Yani seni kız arkadaşın erkek arkadaşın arıyor ve annen açıyor telefonu o, onu santralden geçiyor yani. Şimdi ise sen Amerika ile ücretsiz görüntülü görüşüyorsun istediğin insanla. Bakın ne kadar hızlı değişiyor. Az önce söylediğim şey çok önemli. Bana rehber hocam demişti ki Talha sen iyi bir öğretmen olabilirsin ama üniversite mi falan mı evet hocam boğaz böyle konuşuyoruz. Yani bak şu anda neredeyiz YouTube'dayız. Dolayısıyla arkadaşlar. Arkadaşlar dijital dönüşümde dijital tabii ki önemli ama dönüşüm de önemli. Yani iyi bir şekilde kendini ÖSYM sınavlarına göstermek, bu alanlardan birini tercih etmek, istenen uygun bir şekilde bilgilerini artırıp hedeflerine ve mesleğine ulaşmak çok çok önemli. Ha dijital de önemli tabii ki. Ben sonuçta şu anda ne yapıyorum? Ders anlatıyorum. Bunları ne yaptım? Önce öğretmen olmayı istedim. Sonra bilgimi artırmaya çalıştım. Sonra ÖSM sınavlarına çalıştım. Sonrasında bu alanlardan birini seçerek ÖSYM sınavlarına çalıştım. Sonra kamu özel kendi içinden birini tercih ettim. Hedefimi de belirledim. Şu anda <laughs> 7.24 çalışıyorum. Bu arada onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ama mutluyum. Sizler de buna benzer şekilde bu tablonun içerisinde kendi hedefinizi, kendi isteğinizi, kendi bilginizi, kendi dijital dönüşümünüzü yapmanız gerekiyor. Mutlaka mutlaka gelecekte çok güzel günler sizleri bekliyor arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz hocam? Çünkü şu anda bu videoyu izliyorsa bir öğrenci onun sınıfta boş boş alakasız geyik videolar izlemek yerine bu videoyu izliyorsa bu öğrenci başarılı olmasına kim başarılı olsun? Sizleri tebrik ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyoruz.